Trabzon, yeşilini ve denizini sisin kucakladığı, sevdalukların sinirli ama bir o kadar da tutkulu yaşandığı şehir. Hamsinin, fındığın ve çayın ekmek parası olduğu, düzlüğü az, dik duruşu bol memleket. Sevinçte de, hüzünde de çokça futbol var bu topraklarda. Bir gün olur da ayrılık başa düşerse bu zorlu coğrafyadan, gurbette yaşanır bu memleket ve futbol sevdası. Gelelim sevdasını Trabzon'dan 1400 kilometre uzakta yaşayanların hikayesine. 1923 yılından sonra mübadeleyle Anadolu'dan göçen Rumlar Selanik bölgesine yerleştiler. Selanik'e 7 kilometre uzaklıktaki Kalamarya'ya ise Trabzonlu Rumlar yerleştirildi. Trabzon'dan göçen Rumlar 1926'da memleket hasretlerini dindirmek adına Apollon Kalamarya adında bir futbol kulübü kurdular. Takım Apollon Ponto olarak da biliniyor. Apollon şimdilerde 3. ligde ama son olarak 2004-2008 yılları arası dahil 20 yıl Yunanistan Süper Ligi'nde oynadı. Kulüp aslında bir özlemin, buram buram kokan Karadeniz'in hasretiyle tutuşan bir duygunun dışa vurumuydu. Kemençeli kulüp maaşı ise Yunanistan'da adeta Trabzon yaşanıyor dedirten cinsten. Biraz kulak verelim. Apollon Kalamarya taraftarı maçlardan önce Trabzonspor bayrağı açıyor, horonda oynuyor. Ayrıca kulübün özel gecelerinde horon ekipleri de sahneye çıkıyor. Neredeyse 100 yıla yaklaşan kulüp tarihi aslında çok ötelerde de bir Trabzon kulübünün olduğunu bize hatırlatıyor. Havasından mı yoksa suyundan mı bilinmez ama Trabzon'un havasını soluyup da futbol tutkusunu yaşamayan yok gibi. Bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde yüreği Trabzon ve Trabzonspor için atan birçok futbol ve memleket tutkunu var. Panelas que te menos su Apolo no te on. Apolo, Apolo, no sas menos son tempas, o te on tapestin.